Yeni bir haftadan merhaba sevgili dostlar. Ben astrolog Yasemin Sürer. 10-16 Aralık haftasını anlatacağım. Bizi bu hafta neler bekliyor? Gelin hep birlikte bir göz atalım. Bu hafta önemli geçişlerimiz olacak. İlk önce Merkür yılın ilk geri hareketine 14 Ocak'ta başlayacak. Kova burcunda gerçekleşecek bu geri hareketi 4 Şubat tarihine kadar devam edecek. Merkür geri hareketine geçmeden önce durağan pozisyona geçiyor. Gezegenlerin en yoğun etkilerinin ortaya çıktığı zamanlardır. Bu hafta Perşembe ve Cuma günü Merkür durağan pozisyonda olacak. Bu etkiler bize önemli farkındalıklar katacaktır. Nedir bunlar? Mesela kararsızlıklarımız artabilir, gelecek durum ve olaylar yüzünden kararlarımızı tekrar bir gözden geçirmemiz gerekebilir. Yani koşullar bizi düşünce ve kararlarımızı değiştirmeye ve yenilemeye yöneltecek. Bunları kötü olarak algılamayalım. Aslında bugüne kadar fark etmediklerimizi görmeye başlayabiliriz. Satürn ile kavuşma yakın hareket ettiği için Merkür bir taraftan da daha kararlı ve istikrarlı yol almak isteyeceğiz ama uzun vadeli düşünmek ve başarılı sonuçlar elde etmek isteyeceğiz. Ama bir taraftan da düşünce ve fikirlerimizi hem içten ve dıştan tetikleyecek değişikliklere gideceğiz. Astrolojiyle ilgilenenler zaten biliyor. Tekrar bir üzerinden geçelim. Merkür geri gittiğinde iletişimle ilgili sıkıntılar fazlalaşır. Yazılı sözlü yanlış anlaşılmalar, kendimizi yanlış ifade etme veya doğru ifade etsek bile karşı taraftan anlaşılmama, bizim kendimizi anlaşılmıyor hissetmemiz gibi etkiler oluşabiliyor. Bu dönem yazdıklarımıza daha dikkat etmeliyiz. Yanlış kişiye mesaj ve mailler yollayabiliriz. Teknolojik aletlerde arıza ve bozulmalar fazlalaşabilir. Sosyal medya ve internette arızalar oluşabilir. Bu geri hareketi Kova burcunda olacağı için bu sefer normalden daha fazla bunlar olacak kanımca. Yine seyahatlerde problemler, gecikmeler, evraklarda hatalar veya sözleşmelerle ilgili pürüzler çoğalabilir. Bu hafta Merkür ve Uranüs arasında zorlu bir açı oluşacak. Yani hem Merkür duran pozisyonda hem de bu iki gezegen arasındaki kare açı yukarıda saydığım konularda hızlı ve beklenmedik gelişmelere yol açabilir. İnternet, sosyal medya, teknolojik aletlerde bazı beklenmedik durumlar canımızı sıkabilir. Bu hafta dikkatli olalım. Kova ve Uranüs etkisi olduğu için geleceğe hızlı gitmek istesek de hemen ani fikir değişiklikleri oluşsa da bu hafta bir sakin kalmaya çalışalım. Hemen köprüleri yıkmayalım. Arkadaşlarımıza, çevremize bir danışalım ve konuşalım. Bu hafta diğer bir önemli açımız da Mars ve Neptün arasındaki kare açısı olacak. Bu önemli bir açıdır. Çok da sevimli değildir açıkçası. Bu açı maalesef özellikle bağışıklığımızı düşürecek bir etki yapmakta. Ateşli hastalıkların artışına da sebep olmaktadır. Bu yüzden bu hafta sağlığımıza çok dikkat edelim. Mümkün olduğunca kalabalık ortamlardan uzak duralım. Mars Neptün açısı enerjimizi ve motivasyonumuzu düşüreceğinden daha isteksiz olabiliriz bu hafta. Mecburiyetler bizi zorlayabilir. Zaten kafa karışıklıkları olacak demiştim. İyice böyle mi yapsam, şöyle mi yapsam, hiç mi bir şey yapmasam demelerimiz çoğalacak. Her söylenene inanmayalım bu hafta. Aldanma ve aldatılma enerjileri aktif. Kandırılmaya açık bir haftadayız. Yine dalgınlık, kaza ve sakarlıkları bu hafta çok dikkat edelim. Bu hafta hem Merkür-Uranüs hem de Mars-Neptün kare açısı dolandırıcılıklara karşı çok temkinli olmamızı gerektirecek. Hacklenme, hesap bilgilerin çalınması gibi durumlar açısından bu hafta çok riskli. Oldukça ilginç bir hafta olacağı benziyor. Yanlış haberler, asılsız dedikodular ve skandallar duyabiliriz. Hafta içi günlerini atlattıktan sonra güzel bir haberim var. Hafta sonu Güneş ve Plüton kavuşumu gerçekleşecek. Daha motive, daha kararlı, güçlü hissetmeye başlayacağız ama burada da fazla takıntılı olmamaya çalışalım ve bir şeyleri oldurmak için manipülasyon ve baskı yapmamaya dikkat edelim.
Evet, hazırsak haftalık burç yorumlarıma geçmek istiyorum. Lütfen burç ve yükselen burcunuza göre dinleyin. Öncesinde küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve astroloji hakkında daha fazlası ve günlük yorumlar için beni Instagram'da Astrolog Yasemin Sürer sayfamdan da takip edebilirsiniz. Hadi başlayalım. Sevgili Koç ve yükselen Koç burcu, bu hafta kariyer ve aile arasındaki dengeyi sağlamaya çalışabilirsiniz. Bu alanlarda sorumluluklarınız artabilir. Hafta geneli etkili olacak Mars-Neptün kare açımız oluşuyor. Bu hafta enerjinizi ve motivasyonunuz düşebilir, isteksiz hissedebilirsiniz. Yine iletişimde her duyduğunuza inanmamanız gereken bir haftadasınız. Yapacağınız iş ve girişimlerde bunu göz önünde bulundurun lütfen. Ticari girişimler, eğitim ve hukukla ilgili bir işiniz varsa bu hafta uygun bir zaman dilimi olmayacak. Merkür geri hareketine 14 Ocak Cuma günü başlayacak ve 4 Şubat'a kadar devam edecek. Perşembe ve Cuma Merkür durağan pozisyonda olacak. Arkadaşlarınız, sosyal çevreniz ve geleceğe yönelik planlarınızla ilgili gelişmeler, fikir ve düşüncelerinizde değişimlere sebep olabilir. Yeni gelişen koşullara göre arkadaşlarınızla ilişkilerinizi tekrar gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Aynı zamanda yapmak istediklerinizle ilgili gelişen durumlara göre bakış açılarınızı ve kararlarınızı tekrar bir gözden geçirmeniz gerekebilir. Aslında bulunduğunuz sosyal çevrenin bir nevi iç yüzünü 4 Şubat'a kadar görmeye başlayacaksınız. Bu dönem eski arkadaşlarınızla iletişiminiz ve onlarla paylaşımlarınız da artabilir. Hafta sonuna geldiğimizde Güneş ve Plüton kavuşumumuz var. Bu etkiyi siz özellikle kararlılık ve motivasyon yönünden alacaksınız. Haftanız güzel geçsin. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar, bu hafta günlük sorumluluklarınızla ilgili koşturmalarınız devam edecek. Hafta içi etkili olacak Mars-Neptün kare açımız olacak. Bu hafta enerjiniz ve motivasyonunuz düşebilir. Ortak maddi kaynaklar, yani eşiniz ve ortağınızla ortak paranız veya kredi, borç, vergi, yani tüm ödemelerle ilgili alanınızda karışıklıklar sebep olabilir. Bu hafta önemli kararlar almayın, yanlış karar verebilirsiniz ve hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Maddi konularda aldanma ve aldatılma etkileri oluşacağından dikkatli davranın lütfen. Ayrıca sizin veya aileden birisinin sağlık konusu gündeme gelebilir. Evet, Merkür geri hareketine başlıyor. 14 Ocak Cuma günü başlayacak ve 4 Şubat'a kadar devam edecek. Perşembe ve Cuma günleri Merkür duran pozisyonda olacak. Kariyer, toplumdaki statünüzle ilgili düşüncelerinizde ve kararlarınızda değişimlere gidebilirsiniz. Mesleki koşulların tekrar bir gözden geçirilmesi. Bunları yöneticilerinizle konuşmak isteyebilirsiniz ve gelişen yeni koşullara göre değişimler yapmak durumunda kalabilirsiniz. Ailenizle birlikte karar vermeniz gereken durumlarla ilgili konuşmalarınız artabilir, yeni koşullara göre yeni kararlar alabilirsiniz. Hafta sonu geldiğimizde bu enerjiler dağılmaya başlıyor ve Güneş ve Plüton kavuşumu gerçekleşiyor. Daha güçlü ve kararlı hissetmeye başlayacaksınız. Haftanız güzel geçsin. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler, bu hafta maddi koşullarınızla ilgilenmeye devam edeceksiniz. Hafta içi etkili olacak Mars-Neptün kare açımız olacak. Bu hafta enerjiniz ve motivasyonunuz düşebilir. Kararsızlıklarınız da artabilir. İkili ilişkilerinizde ve ortaklıklarınızda aldanmalar oluşabilir. Hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Duyduklarınıza hemen inanmayın. Merkür geri hareketine bu hafta Cuma günü 14 Ocak'ta başlıyor ve 4 Şubat'a kadar devam edecek. Yılın ilk Merkür retrosu başlıyor. Perşembe ve Cuma Merkür durağan pozisyonda olacak. Hayattaki inançlarınız, yurt dışı bağlantılı işleriniz, ticaret, eğitim, seyahat, hukuki konular, sosyal medya ve yayıncılık gibi konularda düşüncelerinizi ve kararlarınızı değişimlere gidebilirsiniz. Evet. Hem yeni farkındalıklar geliştireceksiniz,
hem de gelişen yeni koşullara göre değişimler yapmak durumunda kalabilirsiniz. Dediğim gibi bu süreç 4 Şubat'a kadar devam edecek. O yüzden acele etmeyin, bir bakın neler olup bitiyor, üzerinde düşünün, tartın ve Merkür Retrosu'ndan sonra kesin kararlarla yola devam etmek isteyebilirsiniz ve edeceksiniz zaten. Hafta sonuna geldiğimizde enerjiler dağılıyor artık, Güneş ve Plüton kavuşumu gerçekleşiyor. Daha kararlı, güçlü hissetmeye başlayacaksınız sevgili ikizler. Haftanız güzel geçsin. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler, hafta içi etkili olacak Mars-Neptün kare açımız oluşacak. Bu hafta enerjiniz ve motivasyonunuz düşebilir. Daha yorgun hissedebilirsiniz. Kararsızlıklarınız da artabilir. Sağlığınıza bu hafta ekstra dikkat edin lütfen. Bağışıklık sisteminizi güçlendirin. Yine çalışma ortamınız veya çalışma arkadaşlarınızla ilgili bazı şeyler duyabilirsiniz. Hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Ve yılın ilk Merkür hareketi başlıyor. 14 Ocak Cuma günü başlayacak ve 4 Şubat'a kadar devam edecek. Bu hafta Perşembe ve Cuma günü Merkür duran pozisyonda olacak. Merkür'ün en güçlü enerjisini çalıştığı zamanlardır. Ortaklık paranız, yani eşinizle ve ortağınızla yine kredi borç ödeme konusuyla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bu yeni koşullara göre değişimler yapmak durumunda kalabilirsiniz. Sizin veya ailenizden birisinin sağlığıyla ilgili önemli gelişmeler oluşacak gibi görünüyor. Sevgili yengeçler, dediğim gibi bu süreç 4 Şubat'a kadar devam edecek. O yüzden lütfen acele etmeyin. Bir bakın neler olup bitiyor. Üzerine düşünün, tartın. Arkadaşlarınızla, sevdiklerinizle görüşün, konuşun ve Merkür Retrosu'ndan sonra kesin kararlarla yola devam edebileceksiniz. Hafta sonuna doğru artık bu enerjiler dağılıyor. Tabii Merkür Retrosu devam ediyor. Güneş ve Plüton kavuşacak. Daha kararlı, motive hissetmeye başlayacaksınız sevgili yengeçler. Güzel bir destek de alabilirsiniz. Bu da size iyi gelecek. Haftanız güzel geçsin. Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burcu, bu hafta günlük rutinleriniz ve çalışma ortamınız ön planda ve bu alanlarda koşturmacalarınız devam edecek. Hafta içi etkili olacak Mars-Neptün kare açımız oluşacak. Özellikle enerjiniz ve motivasyonunuz düşebilir, daha yorgun hissedebilirsiniz. Aşk hayatınız, çocuklarınız, hobileriniz ve spekülatif yatırımlar alanınızda etki edecek bu açı. Aşk hayatınız ve çocuklarınızla ilgili bir konuda kafanız karışabilir. Ayrıca yatırımlar açısından da risk almamanızı tavsiye ederim. Uygun bir haftada değilsiniz bunun için. Aldanma ve aldatılma enerjileri aktif. Ve evet, yılın ilk Merkür Retrosu başlıyor. Bu Cuma ayının 14'ünde geri hareketine başlayacak ve 4 Şubat'a kadar devam edecek. Perşembe ve Cuma günleri ise Merkür duran pozisyonda olacak. İkili ilişkileriniz ve işbirliği yaptığınız kişilerle ilgili önemli farkındalıklar kazanacağınız bir sürece giriyorsunuz. Yeni gelişmelerin ışığında bu yeni koşullara göre değişimler yapmak durumunda kalabilirsiniz. İlişkilerinizde ayrılma, barışma, bunlarla ilgili konuşmaların yoğun olacağı bir süreç olacak sizin için. Dediğim gibi bu etkiler 4 Şubat'a kadar devam edecek. O yüzden lütfen acele etmeyin. Bir bakın, bir gözlemleyin, üzerinde düşünün, sevdiklerinizle konuşun ve Merkür Retrosu'ndan sonra kesin kararlarla yola devam edebileceksiniz. Hafta sonuna doğru Güneş ve Plüton kavuşumu gerçekleşecek. Cumartesi günü daha kararlı ve motive hissetmeye başlayacaksınız. Bu etki tüm hafta sonu boyunca geçerli olacak. Haftanız güzel geçsin. Sevgili Başak ve Yükselen Başak, hafta içi etkili olacak Mars-Neptün kare açımız oluşacak. Bu hafta enerjiniz ve motivasyonunuz düşebilir, daha yorgun hissedebilirsiniz. Bağışıklık sisteminizi bu hafta güçlendirmeye çalışın. Ev ve aile konularında sorunları istediğiniz gibi çözümleri bulamayabilir ve daha keyifsiz hissedebilirsiniz. Sizin veya ailenizden birisinin sağlık konusu gündeme gelebilir. Ve yılın ilk Merkür geri hareketi 14 Ocak'ta başlıyor Cuma günü ve 4 Şubat'a kadar devam edecek. Bu hafta Perşembe ve Cuma günü Merkür duran pozisyonda olacak. Özellikle bu iki gün. Günlük rutinleriniz, çalışma ortamınız ve çalışma arkadaşlarınızla ilgili önemli farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Yine 4 Şubat'a kadar
yeni gelişmelerin ışığında bu yeni koşullara göre değişimler yapmak durumunda kalabilirsiniz. Dediğim gibi 4 Şubat'a kadar devam edecek. O yüzden acele etmeyin. Bir bakın neler olup bitiyor. Gözlemleyin, üzerine düşünün, üzerine konuşun, tartın. Sonra Merkür Retrosu bitince kesin yeni kararlarla yola devam edebileceksiniz. Hafta sonu geldiğinizde bu enerjiler dağılmaya başlıyor. Tabii Merkür Retrosu artık başlamış oluyor. Ve daha kararlı ve motive hissetmeye başlayacaksınız. Haftanız güzel geçsin. Sevgili teraziler ve yükselen teraziler, hafta içi etkili olacak Mars-Neptün kare açınız oluşacak. Yakın çevreniz, kardeş ve akrabalarla ilgili yanıltıcı etkiler devrede olabilir. Yine iletişim ve iletişim kanallarında sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Mars-Neptün kare açısı aldanma ve aldatma enerjileri de içerebileceğinden hemen her duyduğunuza inanmamanızı tavsiye ederim. Dikkat dağınıklığına dikkat edin. Çünkü kaza ve sıkarlıklara açık olacaksınız. Sağlığınıza da bu hafta lütfen dikkat edin. Bağışıklık sisteminiz düşebilir. Merkür geri hareketine 14 Ocak Cuma günü başlayacak ve 4 Şubat'a kadar devam edecek. Ve Perşembe ve Cuma günleri Merkür duran pozisyonda olacak. Aşk hayatınız, flörtleriniz, çocuklarınız, hobileriniz ve spekülatif yatırımları içeren alanınızda Merkür Retrosu gerçekleşecek ve 4 Şubat'a kadar buradan etki alacaksınız. Bu ne demek? Bu konularla ilgili yeni gelişmeler ışığında yeni farkındalıklar elde edebilirsiniz. Ayrıca yeni koşullar oluşacak. Buna göre yeni kararlar almak isteyebilirsiniz ama dediğim gibi 4 Şubat'a kadar süreceği için acele etmeyin, acele kararlar almayın, bir gözlemleyin neler olup bitiyor. Kararsızlıklarınızı bir gözden geçirin ve emin olun 4 Şubat'tan sonra da emin, daha kararlı yola devam edebileceksiniz. Hafta sonu geldiğimizde Güneş ve Plüton kavuşumu gerçekleşecek. Daha hırslı, motive şekilde işlerini yönetmeye başlayabilirsiniz sevgili teraziler. Haftanız güzel geçsin. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler, hafta içi etkili olacak Mars-Neptün kare açımız oluşuyor. Maddi konularla ilgili karışıklıklar yaşayabilirsiniz veya harcamalarınız artabilir. Enerjiniz normalden daha düşük olabilir, yorgun hissedebilirsiniz. Ve yine önemli bir geçiş olacak. Merkür geri hareketine 14 Ocak Cuma günü başlayacak ve 4 Şubat'a kadar devam edecek. Bu hafta ise Perşembe ve Cuma günü Merkür duran pozisyonda olacak. Etkilerini yoğun hissedeceğiz. Özellikle sizin için ev, aile ve yuvanızla ilgili konularda önemli farkındalıklar elde edebileceğiniz bir süreç başlıyor. Bu iki gün özellikle bunu yoğun hissedebilirsiniz. Bu alanlarla ilgili iletişiminiz artacak. Yeni gelişmelerin ışığında kararsızlıklar da yaşayabilirsiniz. Fikirleriniz değişebilir ve yeni kararlar almak isteyebilirsiniz ama 4 Şubat'a kadar acele etmemenizi tavsiye ederim. Bu süreci bir değerlendirme dönemi olarak ele alın. Yeni gelişmelerin ışığında zaten isteklerinizi şekillendirebileceksiniz. Yine ailenin bir sağlık sorunu da gündeme gelebilir. Bu konuyla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Hafta sonu geldiğimizde Güneş ve Plüton kavuşumu var. Bu size iyi gelecek, kendinizi daha rahat ifade edebilir ve daha kararlı hissetmeye başlayabileceksiniz sevgili akrepler. Haftanız güzel geçsin. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar, gündeminizde iş ve para konuları olmaya devam edecek. Hafta içi etkili olacak Mars-Neptün kare açımız var. Özellikle çevrenizden çok çabuk etkilenebilir ve enerjiniz düşebilir. Aynı zamanda Mars-Neptün kare açısında aldanma ve aldatılma enerjileri de ortaya çıkar. Bu yüzden de bir şeylere fazla kapılmayın, sonrası pişmanlıklar yaşayabilirsiniz. Aile içi ilişkilerinde karışıklıklar da oluşabilir veya sizin veya ailede birisinin sağlık konusuyla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Ve önemli bir harekette başlıyor, o da Merkür geri hareketine 14 Ocak Cuma günü başlayacak ve 4 Şubat'a kadar devam edecek. Perşembe ve Cuma Merkür duran pozisyonda olacak. Bugünlerden itibaren yakın çevreniz, kardeş, kuzen ve akrabalar ile ilgili bazı farkındalıklar da elde edebilirsiniz. Konuşmalarınız artacak, iletişim trafiğiniz hızlanacak ve bunlar olurken yeni gelişmelerin ışığında düşüncelerinizin değişmeye başladığını gözlemleyeceksiniz. Kısa seyahatlere çıkarsanız yollarda dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Bu dönem araçların bozulması,
teknolojik aletlerde sıkıntılar fazlalaşabilir. 4 Şubat'a kadar bilgisayar ve telefon almanızı da çok tavsiye etmiyorum. Hafta sonu geldiğimizde Güneş ve Plüton kavuşum yapıyor ve daha kararlı ve güçlü hissetmeye başlayacaksınız sevgili yaylar. Haftanız güzel geçsin. Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak, hayatınızla ilgili yeni adımlar atmak istediğiniz bir süreçtesiniz. Hafta içi etkili olacak Mars-Neptün kare açımız oluşuyor. Bu hafta sağlığınız ve bağışıklık sisteminizi daha düşük çalıştırabilir bu. Enerjiniz düşük olabilir. Moralsiz hissedebilirsiniz. Bu etki altında fazlaca yalan yanlış haberler de ortaya çıkar. Duyduklarınıza hemen inanmayın. Aldanma enerjileri de olduğunda bilmediğiniz kişilerle işbirlikleri yapmamanız daha uygun olacak. Ve evet, Merkür geri hareketine bu hafta 14 Ocak Cuma günü başlıyor ve 4 Şubat'a kadar devam edecek. Perşembe ve Cuma Merkür durağan pozisyonda olacak. Para evinizde gerçekleşecek bu oluşum. Para ve kaynaklarınızla ilgili önemli bazı farkındalıklar kazanmaya başlayacaksınız. 4 Şubat'a kadar hızlı gelişmeler ışığında düşünce ve kararlarınızda değişimlere mecbur kalabilirsiniz. Yine bu dönem harcamalarınız da artabilir. Lütfen acele etmeyin. Kendinizi bir gözlemleyin. Çünkü düşünce ve fikirleriniz sık sık değişebilir ve Şubat'ın 4'ünden sonra ancak en doğru kararı alabileceksiniz. Hafta sonu geldiğimizde ise Güneş ve Plüton kavuşumumuz gerçekleşecek. Daha motive ve kararlı hissetmeye başlayacaksınız. Haftanız güzel geçsin. Sevgili Kovalar ve Yükselen Kovalar, bu hafta iletişiminiz çok hareketli olacak. Kendinizi ifade etmek ve görüşmelerinizin yoğun olacağı bir hafta sizi bekliyor. Ve Merkür geri hareketine 14 Ocak Cuma günü sizin burcunuza başlayacak ve 4 Şubat'a kadar devam edecek. Bu hafta Perşembe ve Cuma günleri Merkür duran pozisyonda olacak. Enerjisini çok yoğun hissedeceğiz ve ev ve aile konularında yeni koşullar, iletişim trafiğinizi hızlandıracak ve yeni farkındalıklar elde edebilirsiniz. 4 Şubat'a kadar düşünceleriniz sık sık değişebilir. Bir olan biteni gözlemleyin ve ona göre karar almanızı tavsiye ederim. Bu hafta bir de hafta içi etkili olacak Mars-Neptün kare açımız oluşuyor. Enerjiniz ve motivasyonunuz düşebilir, daha yorgun hissedebilirsiniz. Özellikle bu hafta harcamalarınız artabilir. Arkadaşlarınızla para konularıyla ilgili hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Bu etki aldanma ve aldatılma enerjisini de ortaya çıkardığından bir arkadaşınız borç isteyebilir ve sonradan bununla ilgili hoş olmayan sürprizler yaşayabilirsiniz. Temkinli olmanızı tavsiye ederim. Yine yalan yanlış haberlerin de etrafta dolaşması mümkün. Her duyduğunuza bu hafta inanmayın. Hafta sonu geldiğimizde Güneş ve Plüton kavuşumumuz var. Motivasyonunuz yükselecek ve daha güçlü hissetmeye başlayacaksınız sevgili kovalar. Haftanız güzel geçsin. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar, gelecek planları ve sosyal çevreniz gündeminizde olmaya devam ediyor. Hafta içi etkili olacak Mars-Neptün kare açımız var. Yönetici gezegeniniz Neptün işin içinde olduğu için direkt etki alıyorsunuz. Bu hafta enerjiniz ve motivasyonunuz düşebilir. Daha yorgun hissedebilirsiniz. Kararsızlıklarınız artabilir. Kariyerinizle ilgili konularda kafanız karışabilir. Aldanma ve aldatılma enerjileri de ortaya çıkabileceğinden acele kararlar almayın derim. Ve Merkür geri hareketine 14 Ocak Cuma günü başlıyor ve 4 Şubat'a kadar devam edecek. Bu hafta Perşembe ve Cuma günleri Merkür durağan pozisyonda olacak. Etkilerini yoğun hissetmeye başlayacağız. Düşüncelerinizde karmaşa hissedebilirsiniz. Kaygılarınız artabilir. Bu süreci bir olup biteni gözlemleme, yeni gelişmelerin ışığında ne isteyip ne istemediğinizi belirlemek için değerlendirmenizi tavsiye ederim. Bütün bunların ışığında 4 Şubat'tan sonra emin olun aldığınız kararlar daha doğru olacak ve daha rahat harekete geçebileceksiniz. Ve unutmayın, artık Jüpiter de burcunuza geçti. Güzel fırsatlar ile karşılaşacaksınız. Şubat ayı özellikle 2 Mart'taki balık yeni ayı size çok iyi gelecek. Hafta sonu geldiğimizde Güneş ve Plüton kavuşumumuz var.
Motivasyonunuz yükselecek ve daha kararlı hissetmeye başlayacaksınız. Haftanız güzel geçsin.